Herkese yeniden merhaba, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Yine hasta oldum, yine sesim çok kötü. Enerjik hissediyor olabilirim ama yine de hasta olmama rağmen. Çünkü bugün, burada gördüğünüz, umarım şu an görüyorsunuzdur, makyaj denemeye çalışacağım. İlk gördüğüm andan itibaren, bir saniye, Beauty Becky'nin hesabını uzun zamandır takip ediyorum zaten ve gerçekten de beğendiğim nadir göz hesaplarından dermişim. Nadir değil, kesinlikle nadir değil. Sevdiğim göz hesaplarından biri, yani yoğunlukla göz makyajı paylaşıyor. Bunu da gördüğüm zaman dedim ki, yani Kat Von D'nin bir kaş ürünü var bende, onunla yapabilirim belki dedim. Ve neden olmasın dedim. Şimdi isterseniz bir de onun profiline girelim hemen. Şimdi bu bizim asıl makyajımız olacak. Size önce bir eyeliner göstermek istiyorum. Hiç de açmamışım, tebrik ediyorum kendimi. Şöyle bir ürün. Aubergine diye. Yine mükemmel İngilizcemle. Birkaç ürünü ama umuyorum ki eyeliner de olacak. İsterseniz hemen sizi daha fazla bekletmeden makyaja başlayalım. Şimdi öncelikle eğer yeni ürünler deniyorum videomu izlediyseniz orada görebilirsiniz. Institut Estée Paris'in bir mistini, Hydro Booster mistini sıkacağım şimdi. Daha sonra ise kulluktan öldüğüm için Bobbi Brown Extra Eyelid Cream'i kullanacağım göz çevrem için. Asıl ben bu videoyu niye çekiyorum, birazcık da ondan bahsedeyim. Bu geçtiğimiz yaz bir müşterinin kına makyajı yaptı. Müşteri Suriyeli. 2016'da Arap 2016 ya da işte bir önceki, bilmiyorum hangi sene artık, şimdi unuttum. Miss Arap olmuş ve Türk biriyle evleniyor, New York'ta yaşıyorlar falan filan. Neyse. Kızın kına makyajını ben yaptım düğünde. Serhat Şen'e yaptırdı makyajını. Şimdi yine işte eşinin kardeşimin evlenecekmiş. Türkiye'ye geldi. Gelecek daha doğrusu, geldi yani. Ben makyajını yaptım, bunu izlerken yapmıştım zaten çoktan da. Gelirken bir şey ister misin dedi. Ben de dedim ki yani James Charles'ın paletini isteyeyim dedim. Yani sonuçta bende olmama ihtimali yok. İsteğe girdim. Ona çok benzeyen bir palet var. Ama üstte James Charles yazmıyor. Acaba dedim, hani yazmadılar mı? Çünkü şeyde yok. Normalde lansman sonrası baktım. Lansman sonrası direkt ana ekranda olmadığı için dedim ki herhalde normal paletlerin arasında koydu bunlar. Zaten heveslerini aldılar falan. Sonra sen git. Bunu iste. Bu Artistry 39A paleti. Çok güzel bir palet, tamam. Ama yani bugün yine James Charles'ın videosunu izledim. Onun yanında bu bir hiç. Yine de bugün sanıyorum kullanacak renklerim var bunun içinde de. Bugün kullanacağım bunu. Ama bu paletle güzel renkli makyajlarda görebileceksiniz benden. Umuyorum ki James Charles'ı da önümüzdeki aylarda bir ara alacağım. Çünkü neon renkleri çok istiyorum. Koleksiyonda bulunsun. Hani büyük ihtimal yaz boyunca hiç ihtiyacım olacak ama bulunmasını istiyorum. Çenime de baz olarak Bobbi Brown'ın yine Vitamin Enrich Face Base'ini kullanacağım. Bu arada aynamın önünü kapattığım için tebrik ederim kendimi. Kendimi göremediğim için size bakıyorum. Şimdi fondöten olarak Fenty ile Huda Beauty'yi karıştıracağım. Yoğun bir cilt istiyorum. Fenty'yi çok sevmiyorum ama böyle karıştıracağım zamanlarda kullanıyorum. Maalesef rengini, normalde kullandığım rengin çok koyusunu aldığım için, yani kendi ten rengimin de koyusunu aldığım için kullanamıyorum. O yüzden Huda ile karıştırıyorum. Şimdi ise Kiko'nun Sculpting Touch isimli stick fondötenin 201 numarasını burun kontrolü için kullanacağım. Bugün saçlarım çok yanlarda olduğu için ekstra bir krem kontrolü yapmayacağım oraları. Ama bronzer bol bol geçirdim. Maybelline Master Conceal rengini kullanıyorum. Bu 01 mi? Yok. 10 Fair rengi. Şu an keyfim yokmuş gibi davranıyor olabilirim ama inanın ki o makyajı yapmaya başladığım zaman biraz keyfim yerine gelecek. Çünkü tam benlik bir makyaj, tam. Şimdi baking yapmadan bazımı sürmek istiyorum. MAC'in Paint Pot'larından Soft Locker rengini kullanacağım. Bugün Laura Mercier'i kullanmayacağım. Neden? Çünkü nedense onu ne zaman kullansam akşama
acayip kuru bir cildim oluyor. O yüzden RCM pudra, Maybelline'in durumuna bakmak için RCM'in transparan pudrası var. RCM'yi kullanacağım. Biraz yoğun uyguluyorum ki biraz sonra far uygulayacağım. Onlar döküldüğü zaman temizleyebileyim. Hayalet sevgilimiz tarzı, hayalet Melis oldum. İsterseniz biraz da kaşım yapayım. Önceden yaparsam daha güzel bir sonuç alıyorum çünkü göz makyajından önce. Kaşım için de yine Benefit'in Brow Zingiz'ini kullanacağım. Kaşlarım acayip çıktı. Büyük ihtimalle artık kameradan daha iyi görünüyordur. O yüzden çok fazla zoom yapabileceğimi sanmıyorum. Çünkü bugün kuaföre gidecektim. Bugünün planları aslında bambaşkaydı ama biraz ertelendiği için bugünün planları video çekmeye karar verdim. Sonuçta kaşlarım kendinden geçmiş durumda. Niye başkasını aldırıyorum? Çünkü iple alınmasını daha çok seviyorum ve ben kendimi iple alamıyorum. Hatta öğrenmek gibi bir amacım yok kendimi iple almayı. Çünkü kendi kaşımla uğraştıkça çok inceltiyorum ben. O yüzden başkasını aldırmak rahatı. Kaş maskarası olarak ise L'Oreal'in Wanted maskarasını kullanacağım. Şeffaf olanı. Fabiola bana bu ürünleri alan kişinin adı. O getirdi işte paletleri. Paleti ve iki tane fırçayı. Morphe'un şu iki fırçasını da denemek istiyorum. Gayet doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Önce bu yalnız. M433 yani 433 numaralı fırçası ve M505 numaralı fırçası. Artık hani ya sadece onlardan duyduğumuz için bu fırça isimlerini M demem çok normal. Ah şurada tam şurada. Önce şu aradaki blend rengi olarak MAC'in Soft Brown isimli fırını kullanacağım. Çünkü çok hafif bir pembelik de var arada. Bu fırça da bayağı yumuşakmış. Art net'e alıştığım için ben bayağı güzel geldi. Şöyle hafif buralara da geldim ki gözümün şeklini daha da belirginleştireyim. İşte şuradaki 3 rengi kullanacağım şimdi. Mat olanları. Ondaki daha morumsu. Biz işte Recreation. Bir de aynısını yapamadık tabii ki. Morph'un diğer fırçasını alıp şöyle biraz dağıtacağım. Bu daha çok concealer fırçası olabilir ama. Aynı şeyi, aynı rengi göz altıma da uyguluyorum. Şimdi uzun bir arayışlardan sonra Bobbi Brown'un Nude Nude paletinden, Nude on Nude paletinden sorayım. Şu mat rengi buldum. Artık makyaja devam edebilirim çünkü geçişleri bu mat renkle yapmak istiyorum. O yüzden şimdi onu biraz dağıtacağım. Böyle mat renklerle de biraz sonra eyeliner'ın görünümünü daha da belirgin kıracağız. Çünkü matın üstüne jel bir şey geldiği zaman daha da görünür oluyor. Şimdi MAC'in 221 numaralı fırçasıyla birazcık daha koyu bir renge geçiyorum. Hemen yanındaki renge. Bu palette işim neredeyse bitti. Şimdi ışıltıya geldi sıra. Onun için ise Morphe'un başka bir paletini kullanacağım. Jack Moon paleti. Bunun ışıltıları çok güçlü olduğu için en baştaki renklerini kullanacağım. Sıra geldi artık eyeliner'a. Kat Von D'nin Alba Rogin eyeliner'a. Aslında bu birkaç ürünü umuyorum ki eyeliner olarak kullanabileceğim. Bozulursa da artık ne yapayım yani. Bu arada bu fırça da MAC'in fırçası. 210 numaralı olan buymuş. 221 demiştim değil mi? Yani bu da 210 numaralı. Yalnız kızda farklı tonlar varmış ama benim elimdeki tonlar da tam benim makyajıma uygun oldu. O yüzden kendimi tebrik ediyorum. Bakalım cut crease'i nasıl yapacağım? Bayağı başarılı yapmış o tabii ki.
gözükmeyecek tabii ki böyle gözüktüğü için. Mecburen böyle poz vereceğim için. Göz kapağını iyice germek en önemli şeylerden biri. Özellikle deriniz yumuşaksa germeniz lazım şöyle. Ama ben poz verirken böyle vereceğim. Ama zor ilerliyor. Kabul edelim şimdi, zor ilerliyor. Likit bir ürün olsa daha kolay olabilirmiş. Daha doğrusu bu kaş ürünü olduğu için çok yapış yapış. O yüzden şöyle akmıyor, gitmiyor. Kirpiklerimi taktım ve maskara sürdüm, geldim. Şimdi de bronzer uygulayacağım. Yüzümün geri kalanını yapacağım. Önce Marc Jacobs Omega Bronze Tantastic bronzer kullanıyorum. Bu bronzer'ı gerçekten sevmeye başladım sonra. İlk izlenim videosunu izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Böyle ilk başta rengi bir garip gelmişti. Ama Bobbi Brown'un Angle Face Brush gibi böyle klasik bir allık bronzer fırçasıyla uygulayınca beğendim uygulanmasını. Biraz fazla uyguluyorum çünkü ten rengimi bilerek biraz daha aydınlık yaptım. Gözlerin kontrastı ortaya çıksın diye. O sebeple bol bol bronzer uyguluyorum. Hazal'ın hediye ettiği 24G paleti var elimde, şöyle bir palet. Bu palet hem yüz hem de göz için kullanılabilen bir palet. Bu rengi allık rengi olarak kullanacağım. Sanıyorum şu renklerden birini de bronzer'ın devamı olarak kullanacağım. Ama bir saniye, ondan önce allıktan ve bronzer'ın biraz daha yoğunluğundan önce highlighter süreceğim. Çünkü çok uzun zamandır highlighter'ı önce sürdüğünde daha güzel bir sonuç aldığını duyuyorum. O yüzden önce highlighter. Hatta bunun için ne yapacağım biliyor musunuz? Göz planı kullandığım rengi highlighter rengi olarak kullanacağım. İşte şimdi allık olarak uygulayabilirim. Bayağı bronzer oldu. Şöyle pudra fırçasıyla biraz geçeceğim. Daha çok bronz tonları ortada da o yüzden böyle oluyor. Kesinlikle bir pembe allık, pembe alt tonlu bir şey istiyorum allık olarak. Geliyor bana. Şöyle Pink Swoon diye bir allık. Çok 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 küçük. Onu geçeceğim. Rouge de Dior'un Backstage koleksiyonundan bir paleti kullanacağım. Şu rengin ismine Rosewood isimli renk. Şöyle gül kurusu bir renk kullanacağım. Valla ben makyajı gerçekten çok beğendim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir ve işinize yarar. Böyle şeyleri genelde yapmaya üşeniyoruz ama bakın yapıldığı zaman da ne kadar güzel duruyor. Eğer makyaj konusunda birazcık daha farklı şeyler denemek, görmek istiyorsanız da her zaman Instagram'da farklı hashtaglere bakarak bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Hem hashtag hem keşfet gibi şeyler. Ben de kendimce böyle üretmeye çalışıyorum bir şeyler yani. Ben de evet belki böyle bir şey hayal edebilirdim ama yaparken bu kadar net ve keskin bir şekilde yapamıyorum. Bir yerden bakıp yaptığım zaman çok daha rahat oluyorum. O yüzden genelde başkalarının makyajını denemeyi daha çok seviyorum. Başka fikirleri denemeyi falan filan. Onu yapabiliyor olmayı görmek benim adıma daha eğlenceli oluyor. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.